yapmaya başladığı gün itibariyle biz Akçok Hoca olarak, Akçok Hoca Teşkilatı olarak milletvekillerimize, il başkanımıza, TMO Genel Müdürlüğü'ne kadar bu konulara bilettik. Çünkü biliyoruz biz de üreticiyiz. Akçok Hoca'da üreticinin sıkıntılarını yukarıya taşımak bizim görevimiz. Bunu da en hızlı şekilde yapmaya çalıştık. Ancak siz de biliyorsunuz dün gerçekleşti. Bunun da nasıl olduğunu söyleyeyim. Özellikle çatlak noktasında çok sıkıntı var. Yani çatlak oranının %5 olması üreticinin ayıklasa dahi kaldı. Biliyorsunuz çatlak üreticinin elinde olan bir şey değil. Sunduğun doluluğuyla alakalı, işte fazla kurumasıyla alakalı diyebiliriz. Değişik sebepleri var. Biz bunu iki kere şöyle öneri getirdik. Çatlak olan fındığı ayrı bir yerde depolayalım. Satış onunla yapılsın. Hani ara ara satışlar oluyor, ihaleler oluyor ya TMO tarafından. İlk önce onunla yapılsın. Olmaz, durduğu yerde çürür dediler. Tamam. Bu oranı artıralım, 6 yapalım, 7 yapalım noktasında çok taleplerimiz oldu. İşte Türkiye genelinde böyle yapamayız başkanım, şudur budur. Tamam, biz buna da şey yapmadık ancak peşini bırakmadık. Birincisi çatlak oranı. Ben şunu net söyleyeyim. Ayşe Keşir vekilimiz bana dün değil önceki gün eski kadın kolları başkanlığı yapmış, kadın kolları il başkanlığı yapmış. Başkanlarla Cumhurbaşkanımızın ve eşinin katıldığı bir program var. Orada bana mesaj attı bu konularla ilgili. Şu andaki alım kotasını, çatlak oranı, sıkıntı var mı falan. Ben bunlarla ilgili bilgi verdim kendisine. Büyük ihtimalle orada diğer teşkilatların da tabii bu konuyla müzdarip sadece Düzceli değil. Zonguldak'ta böyle, orada da böyle Giresun'da. Genel bir sorun bu. Herkesin talebi Cumhurbaşkanımız iletildiğinde bu iyileştirmeler yapıldı. Yani bu iyileştirmeler bu sene belki hani bazı kesim biraz geç olmadı mı falan filan diyor ama hala alım devam ediyor. Geç olacağını düşünmüyorum. Özellikle bu alımların bu şekilde iyileştirilerek yapılması az önce de Lütfü Bey'in de söylediği gibi başkanımızın psikolojik başkanı piyasanın tüccar anlamında fiyatı artırmasına da etken olacaktır. Çünkü giden geri gelmeyecek, sıkıntı yaşamayacak netice Allah'ın izniyle. Yani çok büyük sıkıntılar da yaşanmadı onu da söyleyeyim. Yani kamuoyunda ya da sosyal medyada yazıldığı gibi sıkıntılar yok. Biz bizzat gidiyoruz, görüyoruz. 54 randımanlar geliyor. Çok güzel bu sene aslında ortam. Bu iyileştirmelerin tamamının işte kota %50 arttı mesela. 150 kilo biliyorsan 225'e çıktı. Bunun işte çatlak oranı, yumuşak oranı, işte nem oranı gibi oranların artması gelecek yıllar bizim önümüzü açtı. TMO'ya fındık verecek üreticilerin önünü açtı, bizlerin önünü açtı. Allah bu işte emeği olan herkesten razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz üreticiler adına. Ben de üreticiyim. Akçok Hoca'daki üreticiler adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.